Yeniden karşınızdayız sevgili seyirciler. İyi sabahlar bir kez daha 1+1 Halk TV ekranlarında devam ediyor. Bir stüdyo konuğumuz var şimdi de kendisini hemen takdim edeyim sizlere. CHP eski Denizli milletvekili ve eğitimci Mustafa Gazalcı şu anda yanımızda. Hoş geldiniz, günaydın. Teşekkür ederim. Günaydın, hoş geldiniz efendim. Günaydın, sağ olun. Şimdi sizinle tabii eğitimi de konuşacağız, köy enstitülerini de konuşacağız. Nasıl biz bu hallere geldik onu da konuşacağız. Sıkıntılar nelerdir, neler yapılması gerekir bunların hepsine değineceğiz ama seçim. Şimdi varsa yoksa bir gündemimizin, bizim de programımızın birinci maddesi dilerseniz seçim olsun. Maltepe'yi de hatta birazdan bağlantılarımız da olacak. Türkiye öyle bir yerel seçim atlattı ki böyle eşi benzeri olmayan bir seçimdi. Bir defa şunu da söylemek gerekiyor. Büyük şehirler bazında oldukça büyük değişimler yaşandı. AKP'li belediyeler hep CHP'li belediyelere kaydı. 6 büyük şehirden 5'inde CHP hakimiyeti var. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere. Ancak sadece bir il var ki o da İstanbul ve bazı ilçelere indirgendi ki bir kilit söz konusu. Önce Büyükçekmece'de denendi olmadı, şimdi de Maltepe'de. Yeniden sayım nihayetinde 17 gün sonra tamamlandı. Artık tüm Türkiye mazbatanın Sayın Ekrem İmamoğlu'na verilmesi bekleniyor. Siz bu süreci nasıl izlersiniz, nasıl yorumlarsınız izleyicilerimiz için? Ya her duyarlı yurttaş gibi kaygıyla izliyorum. Yani o kadar böyle belli ki durum. Artık seçim üzerinden 17 gün geçmiş. Evet. Kazananı ilk günde, bugün de Ekrem İmamoğlu diye resmen duyurulmuş ama halk bunu vermiş, İstanbul seçmeni vermiş ama mazbata nedense iktidarın tutumu yüzünden, ayak sürmesi yüzünden bir türlü verilemiyor. Yani suyumu bulandırdın, geçmiş karıştırılıyor. Yeah. Elinde gücü olmadığı halde muhalefetin, sade insanların işte sandıkta şunlar oldu, bilmem oy şöyle kullanıldı, sayım 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 sayım, bir kez daha, iki kez daha, üç kez daha, beş kez daha. Şimdi daha ilk günde televizyonlarda saat ertesi güne geçmeden Türkiye'de durum belli oldu. Hı hı. Yani demokrasinin biraz da gereği seçimle gelmek ve seçimle barış içinde gitmektir. Evet. Kazanabilmeye kadar kaybetmeyi de bilmek. Evet, bu demokrasi ben hasbelkader iki dönem milletvekili oldum. 50 yıldır siyasetin içindeyim. İlk kez bu kadar iktidarın bir seçime müdahale ettiğini görüyorum. Hem Yüksek Seçim Kurulu'na top atıyor hem de durmadan itirazlar, dilekçeler veriyor ve bazı kendi başına gündem yaratıyor. Önce kendisi bir şey söylüyor, kafasının arkasında ne varsa, sonra o gerçekmiş gibi onu kamuoyuna anlatıyor. Yani bu üzücü bir şey. Artık bence bir genelde bir iktidar değişimi değil bu. Bir yerelde bir iktidar değişimi, bir tercih yapılmıştır. Yani İstanbul yerel olmasına seçmeni rağmen de genele yayıp bir beka tartışmasına dayatma var. Değil mi? Katılır mısınız? Bu doğru bir yani ben uygulama onun mıydı? Zaten 15-16 gündür o beka sözcüğü, gelecek sözcüğü hiç kullanılmıyor. Böyle bir şey olmadığı görüldü. Yani işte Ankara'da da aynı şeyi söylüyorlardı. Ankara'da sandıkta böyle normal cevap verildi. Sonrasında da gündeme getirilmedi. Getirilmedi. 17 gündür beka yine denilmiyor. Getirilmedi. Herkes işine bakacak. Yani genel yönetim işlerine bakacak, yerel yönetim işlerine bakacak. Türkiye'nin birçok sorunları var. Hı-hı. Bakın biz bugün köy enstitülerini konuşmak için buradayız. 17 Nisan'ı konuşalım diye. Bir her türlü gündemin önüne geçiyor. Hı-hı. Ve o kadar çok sorun varken o kadar sorun var. Yaşamsal derecede önemli ama erteleniyor, ille de seçim diyor. Hı hı. Ben gene de köy enstitüleriyle de bağını kurmak istiyorum. Tabii.
köy enstitülerinde de bir demokratik eğitim vardı. Demokrasi yaşanırdı. Yani öğrenciler okul yönetimine katılırlardı. Yani her türlü işi öğrenciler görürdü. Demokrasiyi biz köy enstitülerinin devamı öğretmen okulunda okudum ben. Aynı şekilde biz de demokrasiyi okulda öğrendik. İşte daha sonra girdiğimiz şeylerde öğrendik. Yani bir tek parti döneminden çok parti döneme geçiş var. Yani İsmet İnönü'nün barış içinde 1950 yılında hiç de ayak sürmeden, geciktirmeden iktidarı devretmesi var tek parti döneminden. Yani şimdi Türkiye'nin bunca bir birikimi, deneyimi var. 150 yıllık bir demokratikleşme çabaları var. En azından 1946'dan, 50'den sonra çok partili bir yarış var. Burada gelgitler oldu. Vatandaş oyunun sonucunu gördü. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu bence daha fazla artık bekletmeden bu işi, bugün mü olur, yarın mı olur, en kısa zamanda artık belli, sayılacak bir şey kalmadı. Şimdi sizce Yüksek Seçim Kurulu'nu durduran, engelleyen, karar almasını, onu açıklamasını bekleten bir mekanizma var mı? Yani ben düşünmek istemiyorum bunu. Yani bir yargıç durumunda olan, hele yüksek yargı organında görev almış kişilerin böyle etkileneceğini düşünmüyorum. Yani onların kendi kararlarıyla çelişen kararlar alacağını düşünmüyorum. İstanbul, Türkiye'nin en büyük seçmeninin olduğu bir yer. Yani aradaki fark işte 14 bine yaklaşan bir fark. Bunu küçümsemek de çok yanlış bir şey. Evet. 14 bin öyle kazandın mı? Yani böyle bir soru o zaman geriye dönük bütün birbirine yakın olan seçimler tartışmalı olur ve bu çok yanlış olur. O yüzden herkes bir an önce Türkiye'yi doğal gündemine getirmeli. Mustafa Bey, geçmişte de böyle 14 bin oy farkla kazanımlar olmuştur, kaybedişler olmuştur, 15 evet. bin olmuştur, 10 bin olmuştur, 5 bin olmuştur ama hiç sen aslında kazanmadın, aslında o kazandı, aslında şu kazandı. Ya da yeniden sayalım, da yeniden olmadı baştan sayalım gibi bir durum bir var mıydı? Hiç olmadı. Bakın ben 1977'de ilk kez milletvekili oldum. En azından o tarihten bugüne onlarca seçim gördüm. Hem yerelde hem genelde. Hiç bu kadar böyle hem belli hem de ayak sürüme, mızıkçı bir tutum, gına getiren bir toplum. Artık yoruldu gerçekten. Ben halk yoruldu değil Ekrem mi? Evet. İmamoğlu'nu böyle ilk programını açıkladığı zaman dedim işte bir halk önderi, ne yapacağını bilen yeni taze bir insan, böyle yüz yüze kendisiyle henüz görüşmüş de değiliz ama halk ona güvenmiş. Biz onlara güvenmişiz. Yani herkes güvenmiş. Türkiye yeni bir insan kazanıyor. Şimdi çalışmak istiyorum diyor. Bir an önce hizmet etmek istiyorum diyor. Hatta köy enstitüleriyle ilgili açıklamaları var. Bir sürü şeyler tabii, var. Evet. Yani böyle bir kişinin halkın oyuyla geldiği, alın teriyle geldiği, çalışarak geldiği, ıslak imzaların elde olduğu, artık minareye sığmayacak bir kılıfın olması düşünülemez. Yani ben ne Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle ters bir karar vereceğini düşünüyorum, ne de Türkiye ve dünya kamuoyunun önünde
ters bir karar çıkacağını düşünmüyorum. Peki Binali Yıldırım'ın şimdi geçmiş dönemde başbakanlık yaptı, meclis başkanlığı yaptı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı oldu ve geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Bu seçim mundar olmuştur dedi. Ve şaibe var, organize suç var, birçok şey var diyor. Ama 17 gün geçti. Bu açıklamayı yaptığında Binali Yıldırım 15 gün, 16 evet. gün olmuştu. Bu süre zarfında eğer gerçekten ellerinde somut bir bilgi ve belge olmuş olsa sizce de bunu AKP özellikle bu işi bugüne kadar boy boy yayınlamaz mıydı? Vatandaşlara duyurmak için hem gazeteleri hem televizyonlarını kullanmaz mıydı? Ve de Binali Yıldırım'ın bu tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben Binali Yıldırım'a yakışmadığım yaklaşımlar, sözler. Yani böyle çok güzel söyledi arkadaşlardan biri, hani yetişemediği ne mundar dermiş gibi. O da olgunluk içerisinde seçimin sonuçlarını kabul etseydi, bence hiç olmasa geçmişte yaptığı güzel bir takım hizmetler diyelim, onlara gölge düşürmemiş olurdu. Binali Bey'in de ben aslında artık bu işi daha fazla sürdürmeyelim demek istediğini sanıyorum. Yani işte uzun süre susması, ondan sonra herhalde bir konuş diyorlar, tekrar konuşuyor falan. Bunları da pek böyle tahmin üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Kimseyi incitmek derdim değil. Ama bu işi daha fazla şu şunu yaptı, bu bunu yaptı yerine işte Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesinde ıslak imzalı tutanaklarda sonuç belli. Bunu bir an önce duyurup hukukçuların bütün yorumları da öyle. Ben hani bir takım yandaş basının dışında, bazı kişilerin dışında, AKP içinde bile bugüne kadar işte demokrasi diye gelmiş, seçim diye gelmiş, halk iradesi demiş. İlk kez böyle halk iradesini gölgeleyecek bir tutumda daha büyük bir AKP'ye de zarar vereceğini düşünüyorum. Ve Türkiye uzaması onların da, Türkiye demokrasisi de. İçin bu konuyu fazla uzatmamak gerektiği ortada. Evet, bakalım bu süreç nasıl noktalanacak ve ülke derin bir oh ne zaman çekecek. Evet. Bunu da merakla bekliyoruz. Tabii gene siyaset konuşmayı sürdüreceğiz ama bugün özel de bir gün. Evet. Siz bahsedin lütfen. 17 Nisan'da köy enstitülerinin yıl dönümü. Kuruluşunun 79. neredeyse 80 yıl olmuş. Evet. Önümüzdeki yıl 80. yıl olacak. Evet. O günlerden bugünlere geldik maalesef ve sizin de aslında bugün yazınızda belirttiğiniz gibi köy enstitülerine duyulan özlem hiçbir zaman son bulmadı. Yani büyüklerimizin her zaman dilindeydi köy enstitüleri ki zaten devamı gelmiş olabilseydi bence şu an bambaşka bir Türkiye olmuş olacaktı, değil mi? Doğru Ezgi Hanım. Şimdi dünyada başka bir örnek var mı bilmiyorum. Yani kuruluşunun üzerinden böyle 79 yıl geçmiş ki sistem olarak düşünülürse daha bile eski. Yıkılışının üzerinden de 65 yıl geçmiş. Ama bugün itibariyle Türkiye'nin her yerinde adı konulmamış bir bayram gibi 17 Nisan'lar kutlanıyor ve konuşuluyor. Çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bunun bir nedeni olması gerekir. Bence köy enstitülerinin gündemden düşmemesinin nedeni, köy enstitülerinin bir kere çok sağlam bir sistem olarak ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Yani dünya eğitim tarihine geçmiş, İsviçre Eğitim Ansiklopedisi'nde yer alan Tonguç ve arkadaşlarının ortaya koyduğu bu toplumu ve insanı
canlandıracak bir eğitim sistemi çok sağlam ortaya konmuş. Burada diğer okullardan ayıran özellikleri nelerdi? Farkı şimdi neydi? Onları da Ata Bey konuşacağız. Tabii. Şimdi ikinci olarak da yerine daha iyi bir sistem gelmedi. Hı hı. Köy enstitüleri kapatıldı. Ezberci eğitim dayalı. Evet. Hı hı. Çünkü köy enstitüleri bir üretici bir anlayışla, iş aracılığıyla iş eğitimi yapılan bir eğitim uygulanıyordu. Onun yerine ezberci bir eğitim anlayışı verildi. Köy çocukları köy enstitülerine gidip orada eğitiliyordu. Onlara da İmam Hatip'e gidebilirsiniz dendi. Yani burada ikinci neden de köy enstitülerini bırakın aşmayı, onu aratmayacak bir yeni bir sistem ortaya konmadı. Bugün düşünülecek olursa eğitim sistemimizi, işte uluslararası ölçülerde, PISA'nın değerlendirilmesinde, OECD'nin değerlendirmesinde, evet, Türkiye arka sıralarda yer alıyor. Hı hı. Ve bir sürü diplomalı işsiz var Türkiye'de. Ve bu eğitim sistemini ne uzmanlar, ne ana baba, ne öğrenciler bundan hoşnut değiller. Evet. Yani herkes hatta aldığı diplomanın işini yapamadığı gibi ilgisiz bir başka bir işte çalışıyor. Yani köy enstitülerine duyulan özlem bundan işte bu böyle bir sistem istiyoruz denmesinden ileri geliyor. Ki Avrupa'da aslında bu böyle değil mi? Evet. Sistem evet. Böyle yürüyor normal şartlarda. Tabii. Şimdi köy enstitüleri 1936 ile 46 yılı arasında 10 yıllık bir uygulaması var özgün ilkeleri bakımından. Yani köy enstitülerini bir sistem gibi düşünecek olursak, evet, önce bir eğitmen kursları açılıyor. İşte 1936'da 3 sınıflı köylere askerde onbaşı çavuş olmuş kişilerin işte 6 aylık kurslardan geçirilerek işte köy eğitmeni oluyorlar onlar. Ve köylere gönderiliyor eğitmenler. Birinci basamak bu köy enstitüleri sisteminin bu eğitmendir. Bunların sayıları sonra 8000 civarında olacaktır ve çok önemli görevler yapacaktır. Ondan sonra köy öğretmen okulları açılıyor 1937'de. Yani bu işlerin başında işte Atatürk'ün getirdiği Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan, Gazi Eğitim Enstitüsü'nden İsmail Hakkı Tonguç'u getiriyor. Yani hem eğitmen kursunda hem köy öğretmen okullarının açılmasında başlangıçta Saffet Arıkan var. İnönü'de destek, Atatürk'te destek veriyor. Eğitmen kurslarının isim olarak bulucusu ya da kaynağı gösteren de Atatürk'tür. Yani bu sistemde Atatürk var. Zaten Atatürk varsa sistemin, evet, kötü olması mümkün değil değil mi? İnönü var siyasi destek olarak. Milli Eğitim Bakanı olarak da Saffet Arıkan, arkasından gelen Hasan Ali Yücel, evet, var. Efsane şimdi, isim değil mi? Atatürk'ün ölümünden sonra Saffet Arıkan ayrılıyor, hı hı, görevden ve Hasan Ali Yücel geliyor. Tonguç'u görevde tutuyor. Hatta onu asaleten İlköğretim Genel Müdürü yapıyor. Evet. 17 Nisan 1940 köy enstitüleri yasasının mecliste görüşüldüğü ve çıktığı gün. Hı hı. Bakın bu tasarı çok iyi incelenmiş. İşte eğitmen kurslarından, köy öğretmen okullarındaki denemelerden güç alarak
biz bu eğitim işini yeniden ele alalım deniyor. Şimdi 1940'lı yıllarda Türkiye'nin %80 nüfusu köylerde yaşıyor. Aslında bu bir köy eğitimi olmaktan çok Türkiye eğitim projesi, yani geleceğin eğitim projesi gibi düşünülüyor. Ve klasik okullardan ayrılıyor. Şimdi sizin sorunuza geliyorum. Klasik okullarda öğretmen merkezlidir, ezbere dayanır, bir takım bilgiler çocuğa verilir. İşte çocuk onu anlatır. Öğrendi ya da geçirdi. Evet, sonra da unutur. Bir memur olursa olur ya da hayatta başka bir işe girer. Ama bu sistemin bir işe yaramadığını Cumhuriyet tarihimiz gördü. Ve köylerin 40 bin köyün 35 bininde öğretmen de yoktu. Buna rağmen. Ve normal sistemle gidildiği zaman en az 100 yıl daha oralara öğretmen gidemeyecekti. İşte bu sistem, yani köy enstitüleri sistemi mecliste tartışmalarla çıktı. Bir takım milletvekilleri oylamaya katılmadı. Ama sonunda İnönü'nün desteği, Hasan Ali Yücel'in savunmasıyla bugün bayram diye kutladığımız 17 Nisan Köy Enstitüleri yasası çıktı. Onun birinci maddesi diyor ki, bakın, köye yaraşır eleman ve öğretmen yetiştirmek. Yani birinci bu yasa bir bütün olarak ele alındığında çok önemli, ilerici bir yasa. 1942 yılında da örgütlenme yasası çıkıyor. Orada da onların yetkileri belirtiliyor. Yani bir köy öğretmeninin elindeki yetkiler Emin Sazak tarafından yazıp bazı milletvekilleri tarafından ya bu yetkiler başbakanda yok falan diye küçümseniyor. Yani Türkiye'nin koşulları biraz da bu köy enstitülerini kurmaya itiyor. Bakın, belki siz de orada gösteriyorsunuz ama evet. Şurada hemen arkadaşımızdan rica edelim. Bütün köy enstitülerinin şu kameraya doğru. Evet. Köy enstitülerinin Türkiye'ye kurulduğu illeri gösteriyor. Biraz da. Şimdi şöyle. Evet. Ortada bu seçili yerler neler şimdi? O morla belirtilen. Şimdi yerler. O mor olan yerler köy enstitülerinin kurulduğu yerler. Tamam. Şimdi ilk yasa çıktığı zaman hemen köy öğretmen okulları ile birlikte 1940 yılında 14'e varıyor. 2 yıl içinde bunların sayısı 20'ye çıkıyor. Hı hı. Sonradan Van Ernest'te de kurularak 21 köy enstitüdür bu. Evet. 3-4 tane ilin ortasında köy çocuklarının, yalnız köy çocuklarının gittiği, ilkokula dayalı 5 yıl böyle sürekli bir kesintisiz üretici eğitim vardır orada. Yani çocuklar, okul hiç kapanmaz. Yani yaz geldiği zaman dönüşümlü sürekli bir etkin bir şekilde eğitim arasız vardır. Evet. Şimdi demin anlattığım eğitmen kursları, böyle kurslarından yetişen eğitmenler, 3 sınıflı köylerden eğitmenden çıkıyor. Sonra 5 sınıflı ilkokula geliyor. Orayı bitiriyor ve köy enstitülerine geliyor. Köy enstitüleri en batıda, bakın, Trakya'da Kepirtepe. Batıda İzmir'de Kızılçullu, Aydın'da Ortaklar, Balıkesir'de Savaştepe, işte Eskişehir'de Çifteler, böyle doğuda diyelim ki
Erzurum'da Pulus, Cılavuz, Akçadağ, Dicle ve doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bir 21 güneş diyorum ben buna. Altta da bölge okulları ve eğitmen kursları var. Bu yerlerde özel olarak seçilmiş midir sizce? Özel olarak. İhtiyaca göre değil mi? Tonguç yani. Bu yerleri en az 1000 dönüm, bazılarında daha fazla tarıma elverişli yerler. Bunların seçimi öyle. Buradaki binalar çoğunu öğrenciler yapmıştır. Ve binaların yapımı da şu an ekranlarımıza da gösteriyoruz. Yarışmayla planları, projeleri seçiliyor. Ve Hasanoğlan'da, burada Ankara'ya çok yakın, Hasanoğlan'da hem Hasanoğlan Köy Enstitüsü var, hem de Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü kuruluyor. Bu okullara öğretmen göndermek için 1942 yılında, şimdi düşünün, yıllar yılı. Evet, şu yılı, an ekranda Hasanoğlan. Evet, işte Hasanoğlan Köy Enstitüsü. Hem Köy Enstitüsü'nün hem de Yüksek Köy Enstitüsü'nün bulunduğu yer. Dağdan suyu getirirler buraya. Şimdi burada usta eğiticiler var. Yani Aşık Veysel örneğin saz çalmayı, hı hı, çocuklara öğretmiştir. İşte bir başkası halk oyunlarını öğretmiştir. Bir başka yapı ustası işte Macaristan'dan gelip Türkiye'ye yerleşmiş Şili diye bir adam o yapı öğretmiştir. Ve Yüksek Köy Enstitüsü'nün çocukları zaman zaman Ankara'ya gelerek buradaki üniversite öğretim üyelerinden dersler almıştır. Ya da o öğretim üyeleri Hasanoğlan'a giderek çocuklara ders vermiştir. Yani biz eğitimcilerin fırsat ve olanak eşitliği dediğimiz şey, bir köy çocuğu, hı hı, küçücük bir, hani o Cahit Gülevi'nin gökte yıldız kadar köyümüz var ama uzak, ama harap, alın benim gönlümden de o kadar diye, bir eğitmenli yerden bugünkü üniversite düzeyinde Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'ne. Çocuk orayı bitirebiliyor. Şimdi bitirdiği zaman ülkede yargıç oluyor, politikacı oluyor falan. Şimdi biraz da isterseniz buradaki köy enstitülerinde eğitim nasıl olurdu? Onun üzerinde, evet, evet, lütfen konuşalım. Şimdi ben bu 20 köy enstitüsünden mezun olmuş, özgün sistemiyle orada okumuş, 165 Hasan Ali Yücel ve Tonguç zamanında kurulan 165 köy enstitüsüyle bir araştırma yaptım. Onlara anketler sordum. İşte köy enstitüleri sistemi mezunları üzerine bir araştırma diye. Şimdi öğrencilere örneğin burada neler okuduğunu sorduk. Biz bu ankette dediler ki bu 165 kişinin 87 kişisi biz dünya klasiklerini okuyoruz. Bakın Hasan Ali Yücel, hı hı, Tonguç'la beraber bir yandan köy enstitülerini kuruyor. Bir yandan da burada Ankara'da dünya klasiklerinin çevrilmesi için bir tercüme bürosu, evet, ortaya koyuyor. Ve burada Türkiye'nin en seçkin bu uzmanları çalışıyor. 500'e yakın, 496 tane batıdan ve doğudan klasikler çeviriyor. Bu çocukların büyük bir çoğunluğu diyor ki 87 kişisi biz klasikleri okurduk. İşte 64'ü roman okuyor, 44'ü mesleki eğitim, 37'si hikaye okuyor. Ve biz bunlara dedik ki 3 yazar, o şeyleri okuduğunuz zaman 3 yazarı bize söyler misiniz? İşte Sabahattin Ali, bakın gençlerin, evet, bugün bulup çıkardığı, işte en çok okunanların arasında Sabahattin Ali var.
işte Kürk mantolu Madonna ve Kuyucaklı Yusuf romanları bugün çok güncel. Birinci derecede Sabahattin Ali'yi 24 kişi benim en çok beğendiğim kişi diyor. Reşat Nuri Güntekin'i söylüyor. Ömer Seyfettin'i, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu, Dostoyevski'ni, Tolstoy'u, Gorki'yi, Tonguç'u ve Hasan Ali Yücel'i söylüyor. Nazım Hikmet'i söylüyor. Panayit Stranti'yi söylüyor. Şimdi bugünkü eğitim sistemiyle siz karşılaştırın. Bunların birçoklarını hangi biri işleniyor? Lise düzeyinde değil, üniversite düzeyinde acaba var mı? Görmüş müdür? Sonra biz gene onlara dedik ki siz öğretmen olup köy enstitüsünü bitirdikten sonra bir öğretmen örgütüne girdiniz mi? Bakın bir zamanlar Türkiye Öğretmen Sendikası vardı. Bu 165 kişiden 99 kişi biz TÖS'e üye olduk diyor. Daha sonra kuruluyor Tüm Öğretmenler Birleşme Dayanışma Derneği TÖPDER. 71 kişisi biz ona üye olduk diyor. Yani buradan çıkan insanlar bir örgütlenme bilincine de sahip insanlar olduklarını bu şeyden anlatılıyor. 3 beğendiğiniz yazarı söyleyin dedik. İsmail Hakkı Tonguç, Hasan Ali Yücel ve Rauf İnan'ı bize söylediler. 3 siyasetçi en çok beğendiğiniz kişi kimdir? Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Bülent Ecevit diyorlar. Şimdi bakın, köy enstitülerinde özgür okuma diye bir şey vardı. Bunun üzerinde çok duruyorum. Türkiye'nin eğitim sisteminin en büyük sıkıntılarından, niteliğinin düşmesindeki birçok neden var ama nedenlerden birisi de ders dışında bir kitap okumamasıdır. Köy enstitülerinde haftada bir gün, bakın, özgür okuma saati vardı. Orada çocuklar ders dışında bir kitap okumak zorundaydılar. Bu klasikleri, öyküleri, romanları okurlardı. Köy enstitülerinde haftada bir gün eleştiri ve öz eleştiri olurdu. Bakın, okul müdürü dahil, öğretmen dahil o cumartesi günlerinde eleştirilerdi. Köy enstitülerinde herkes bir enstrüman çalardı. Yani bakın burada halk oyunları oynanıyor. Mandolin de bizim simgemizdi köy enstitülerinin. Herkes bir enstrümanı ne yani kadar müzik güzel, aletini kadar çalabiliyordu, topluca oynayabiliyordu. Bir de dersler %50 ziraat tarım dersleriydi. Toprakla uğraşılırdı, üretim yapılırdı, ekilirdi, dikilirdi. İşte küçük yani ve büyük baş. Yani şu an baktığınızda mesela Atay'la hani benden yola çıkacak olursak ne bir enstrüman çalabiliyoruz. Şu çiçeği aldık deseniz onu bile yapamayız herhalde. Ve bunlar aslında ne kadar geri kaldığımızı önemli gösteriyor. Hep, evet. Eskiden ne kadar ileri olduğumuzu ve günler geçtikçe, yıllar geçtikçe ne kadar geriye gittiğimizi bize gösteriyor. Bir de Ezgi Hanım, oradaki çocuğa bilgi yükleme yok bugünkü eğitim gibi. Hı hı. Bir alışkanlık veriliyordu. Yani sen işte köye gittiğin zaman bir şeyleri okulda öğrendiklerini gittiğin köyde de örnek olarak yapabiliyordun. Yani çocuğa gene kitaptan söz edeceğim, bir koli kitap veriliyordu. Bir. İki, örnek tarım yapabilmesi için ona tarım aletleri, hatta at, öküz gibi hayvan da veriliyordu. Yani o günkü çok koşullarda. Çok ilginç ya. Gerçekten şu an tarım yapanların elinden alınıyor. Evet. Ve bir de toprak veriliyordu. Hazinenin ya da işte gösterilen bir toprak. Orada öğretmen hem örnek bir şey gösteriyordu, mutlaka uygulama bahçesi, okul bahçesinde
çocuklara gösteriliyordu. Ama bunların öğrenildiği yer köy enstitülerinin kendisidir. Bakın, köy enstitüleri insanı içinden canlandıracak bir eğitim dediğim kesinlikle, o. Kesinlikle, kesinlikle. Bugün Cumhuriyet Gazetesi Tonguç'un kitapları diye işte Ceyhun Atıf Kansu ki doğumunun 100. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Evet, şöyle gösterelim kamerayı, kutlanıyor. Tam da arkadaşımız. Tamam. Burada işte köyde eğitim, Tonguç'un yazdığı, sonra eğitim yoluyla canlandırılacak köy. Bunları Tonguç bu işin hem düşün babası, yani kuramsal olarak ortaya koyan kişi, hem de uygulayıcısıdır. Bakın, arkadaşlarıyla beraber yapmıştır ve dünya eğitkenlerinden, Türkiye eğitimcilerinden yararlanarak ve deneyerek ortaya çıkarılmış bir sistemden söz ediyoruz. Bu, Türkiye'de UNESCO'nun, bakın, UNESCO, Birleşmiş Milletler'in kültür ve bilim örgütüdür. İlerlemekte olan ülkelere örnek gösterdiği bir sistem. Yani biz geçmişi böyle askerlik anısı gibi, ya geçmişte güzel şeyler yapıldı biçiminde anlatmak için köy enstitülerinden söz etmiyoruz. Köy enstitüleri bugün de eğitim ilkeleri açısından geçerli bir sistem. O yüzden geçerli olması gereken sistem zaten, evet, değil mi? Yani eğitim yoluyla bir şeyi canlandırma. Hiçbir zaman işte yalnız köye öğretmen yetiştirme, yalnız köye okul yapma değil. Yani eğer öyle olsaydı herhangi bir diyelim ki meslek okulu da çok önemli olabilirdi. Burada verilen şey üretim yapılırken eğitim yapılmasıdır. Temel ilkesi şu: İş aracılığıyla iş eğitimi, yani binayı maketle değil, binayı yaparak eğitim veriliyor. Alan ölçüsünü orada öğreniyor, toprakta ekip biçiyor. Müthiş bir şey, gerçekten müthiş bir şey. Bu işte Cumhuriyet'in, İsmet İnönü bugün Pembe Köşk'te de köy enstitülerini kutlayacağız saat 17'de. Cumhuriyet'in en başarılı eserlerinden biri görüyor. Hatta diyor ki benim, bırakın savaşları, şunları, bunları, hatta Lozan'ı, gelecekte Türk insanına bırakacağım iki eser diyor. Birisi bu köy enstitüleri, evet, ilk öğretimin böyle yaygınlaştırılması. İkisi de çok partili düzen diyor. Biz tabii maalesef ikisinin de biraz gölgeledik diye düşünüyorum. Evet. Ama işte dediğiniz gibi, yani çok güzel anlattınız. 79 yıl oldu ve bu duyulan özlem aslında tabii ki eğitimin bugün geldiği noktayla da alakalı. Yani o kadar sizin de bahsettiğiniz gibi işte veriler ortada. Yani dünyayla şu an yarışmamız gerekiyorken, ki bu şekilde devam edebilseydik eğer, bence her anlamda şu anda kendine yetebilen bir ülke haline gelmiştik biz, değil mi? Doğru Ezgi Hanım. Yani köy enstitülerinde en ileri anlayış kullanıldı. Örneğin motor oraya getirilir. Onun üzerine duruldu. Yani diyelim bilgisayar olsaydı, o gün bilgisayar da köy enstitüsüne giderdi. Tabii, değil mi? Yani sonuna kadar kullanılmış zaten o zamanki kaynaklarda olanaklar. Ve köy enstitüsü öğretmenlerine, orada okuyan öğrencilerine, işte kimisi yapıcı oluyor, kimisi demirci oluyor. Yani köye gittiği zaman
bir iğne yapabiliyor. İşte köye önderlik yapıp onların işte kooperatif kurmasını sağlıyor. Ürünlerinin değerlendirilmesini istiyor. Yani böyle o sistem insana bir takım alışkanlıklar zaten verilerek. O dönemde işte bu tarz üretime dayalı olan bir işte eğitimle gelen nesil bizi buraya kadar getirdi. İsterseniz, sizler işte bizim doğru. dedelerimiz. İsterseniz biraz da peki bu kadar güzel bir sistem Türkiye'de çünkü dünya eğitim tarihine geçmiş. Demin de söyledik. UNESCO'nun örnek gösterildiği bir sistem. Ne oldu da kapandı ya da bugünlere evet, gelindi? Evet. Bu son 5 dakikamız kaldı. Burada da isterseniz bunu konuşalım. Ne evet, oldu? Yani, kim ne yaptı? Bunu neden da, kapandı? Bunu da biraz, kimleri rahatsız etti? Evet, değil mi? Yani neden böyle oldu? Bakın şimdi 1946 yılında Recep Peker sanıyorum 5 Ağustos'ta başbakan oluyor. Yeni bir hükümet kuruyor. 1946. Hasan Ali Yücel yerine Milli Eğitim Bakanlığı'na Reşat Şemsettin Sireri getiriyor. CHP iktidarda gene bakın. Şimdi köy enstitülerinin kurulduğu yıllar savaş yılları. Bakın. Evet. O kadar yokluk ve yoksulluk kıtlık, içinde yoksulluk. Ki işte insanlar sıkıntılı ama ekmekten vazgeçiyor, mektepten vazgeçmiyorlar. Yani köylerden çivi toplayarak okullar yapılıyor. Ya. Yani ve köylülerin katkılarıyla bizzat onların da çalışmasıyla, uğraşısıyla, bir imeceyle köy enstitülerinin Türk halkının bulduğu önemli bir imece sistemi hep olmuştur. İmece sistemiyle bu işler yapılıyor. Ve Recep Peker başbakan olduktan sonra maalesef hükümet programında köy enstitülerini daha milli duruma getireceğiz. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de bir takım kara bulutlar esmeye başlıyor. Ve Tonguca ve Yücel'e karşı eleştiriler oluyor. Yani bakıyorlar ki köyler, insanlar canlanıyor, işte uyanıyor, ağaları dinlememeye başlıyorlar. Haklarını yedirmemeye başlıyorlar ve rahatsız oluyorlar ve çeşitli karalamalar başlıyor, eleştiriler başlıyor. Evet. Ben şimdi köy enstitülerinin meclis sürecini de bir araştırdım. Yakında kitap olarak o da çıkacak. Ve Reşat Şemsettin Sirer maalesef Tonguç ve arkadaşlarını görevden alıyor. Bakın. Arkasından öğretmenlere verilen araziler ve aletler alınıyor. Yani siz diyorlar şeyle uğraşmayın, tarımla, çiftçilikle uğraşmayın. Bunu yalnız öğretmenlik yapın. Evet. 1947 yılında Yüksekköy Enstitüsü, Hasanoğlu Yüksekköy Enstitüsü kapatılıyor. Yani Reşat Şemsettin Sirer'den sonra gelen Tahsin Bangoğlu da bu özgün ilkelerini bu diyor. 1954'te Demokrat Parti geldiği zaman öğretmen okullarıyla birleştirip evet. 1954'te de köy enstitülerini kapatıyor. Yavaş yavaş bağlayalım lütfen. Sonuna ve, geldik. Ama köy enstitülerinin bir büyük ekonomik, kültürel, toplumsal sonuçları oluyor. Yani 80 yıl sonra konuşmamızın nedeni de bu. Kültür hayatında, edebiyat hayatında bir değişmeler oluyor. Yeni yazarlar çıkıyor. Köyü
Mahmut Makallar, Talip Apaydınlar, Başaranlar, işte Dursun Akşamlar, Osman Bolulular, Ali Yüceler, sayabileceğim daha onlarca şair çıkıyor. Evet. Bilim adamları çıkıyor. Siyasete yani, girenler oluyor. İşte yani, bitmez değil mi? Yani köy enstitülerinin konuşmakla bir takım sonuçları da oluyor. Peki efendim, ne yapalım? Şimdi son cümlelerimi söylüyorum. Evet, onları da alalım. Köy enstitüleri sistemini araştıracak özerk çalışan bir köy enstitüleri sistemi araştırma enstitüsü kurulmalıdır bana göre. Evet. Batı'da bunun örnekleri var. Burada nasıl öğretmen yetiştirilmiş? Burada ders kitapları nasılmış? Burada eleştiriler nasılmış? Burada şunlar nasılmış? Bu ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretimde çocuklar buradan yararlanabilir. Köy enstitüsünün ilkelerinden bugün de yararlanmak mümkündür. Yani önemli olan işe yarayan bir eğitimin, canlandırıcı bir eğitimin, üretici bir eğitimin ortaya konulması. Kesinlikle efendim. Çok sağolunuz katıldığınız için. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu bölümü bu de sonlandırıyoruz sevgili seyirciler. Saat başında tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayın. Maltepe'ye bir gideceğiz. Bağlantılarımız olacak. Az sonra birlikteyiz. Gelin.